Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Fatih Mekke 5. sefir 31. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bab. Mest üstüne mest etmek. Şeriat bilginleri mest üstüne mest hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazıları bunun genel anlamda caiz olduğunu belirtirken İbn Abbas gibi bir kısmı onun genel anlamda caiz olduğunu kabul etmemiştir. İmam Malik'ten böyle bir rivayet vardır. Bir kısmı ise sadece yolculuktayken bunun caiz olduğu kanaatindedir. Vasıl meselenin batını hükmü. Mest üzerine mest batında, mest giyen kimsenin mesti çıkarmada güçlük çekmesi örneğindeki gibi, karşılaştığı durumdan uzaklaşmada güçlük çeken insanın haline işaret eder. Bu güçlük nedeniyle temizlenme çıkarmanın yerini almış ve mestin üstüne mest etmiştir. Temizlik tenzih demektir. Hak ise tenzih yapanın bu fiiliyle amaçladığı kimsedir. Allah şöyle buyurur. İzzet sahibi Rabbin onların nitelenmesinden münezzehtir. İzzetin bir özelliği engellemektir. Böylece Allah zatının inkarcıların nitelemelerine bir mahal olmasının imkansızlığını belirtir. Hak kendisi nedeniyle zatı tenzih edilendir. Yoksa kulunun tenzihi nedeniyle tenzih edilmiş değildir. Allah'ı bilenlerin hakkı tenzihleri amel değil bir bilgidir. Çünkü yaratıkların ilahi tenzihleri amel olsaydı, tenzih edilen Allah bu amelin eserinin bir mahalli olurdu. Son derece hoş ve güzel olan bu işareti iyice kavra. Hak, kullarının tenzihini onların amel sahibi olması bakımından kabul etmez. Çünkü tenzihi amel diye görmek sadece cahil kulların yapacağı bir iştir. Bilen ise onu bilgi olarak görür. Tenzihi dile getirdiğinde işin kendiliğinde bulunduğu hali ki bu hal onun sözü ve zikridir, bildirme maksadıyla dile getirir. Böylece bilenin amelinin ürünü, yaratanını tenzih etmenin anlamını bilmesinde ortaya çıkarak sözü ve ifadesiyle bilgiyi kuvve halinden fiile çıkarır. Bu ifade kendisini duyup da Allah hakkında bir tenzih olduğuna inanmayan kimselerin nefislerine etki yapabilir. Öyleyse kul hakka perdedir. Çünkü işlerin dış yüzü herkese algılanır ve hakkın koyduğu sebeplerle ilişkilendirilir. Bu nedenle kul yaptım, meydana getirdim, oruç tuttum, namaz kıldım der. Böylece fiillerinin yaratıcısı ve uygulayıcısından perdeli olduğu için ki onlar haktan kaynaklanarak kulda meydana gelir, bunların hepsini kendine izafe eder. Mest, abdest alan insan ile suyun ayaklara ulaştırılması arasında perde olup, temizliğin konusu mester haline geldiği gibi insanın yaratanını tenzih etmesi ki tenzih, temizlik ve takdistir. Yani bu da böyledir. İnsan hakkın kendisi nedeniyle münezzeh olmasından dolayı gerçekte bu tenzihin sonucunu hakka ulaştıramayacağı için tenzihin hükmü yaratana bir perde olan tenzih sahibine yani insana geçer. Bu hükmün sahibine geçmesi ise ameli tenzihin tenzih edilen kimsede bir sonucunun olması bakımındandır. Halbuki hakta bunun bir sonucu olmaz. Bu nedenle dince belirlenmiş mes fiiliyle temizlenmeyi mest kabul ettiği gibi tenzihin sonucunu da hak değil insan kabul eder. Böylece tenzih yaptığında gerçekte hakkı değil kul kendisini bilgisizlikten ki bilgisizlik bilgisizle bil fiil varlık kazanır. Yani bilgisizlikten tenzih etmiş demektir. Bilgisiz hakka kendisine yaraşmayan ve zatının kabul etmediği şeyi nispet eden kimsedir. Allah sahih bir kutsi rivayette kulun kendisiyle yürüdüğü ayağı olacağını bildirir. Duyu ise kulun sadece kendi ayağıyla yürüdüğünü görür. Mest ki kulun zatıdır giydiğinde temizlenmesi gereken şey mest olur. İşte bunlar size iade edilecek amellerinizdir. Öyleyse hükmün konusu mesttir. Mesin kullanımının yolculukta ve yolculuk dışında caiz olması buradan kaynaklanır. Bu noktada yolculukta olmamak İnsana dönen tenzihe işaret eder. Böylece bazı Allah adamlarından aktarıldığı gibi bu halde kendimi tenzih ederim yani Subhani dersin. Kendimi tenzih ederim diyen insan zikretmiş olduğumuz bu makamı müşahede eden kimsedir.
Yolculuk öğretmek amacıyla söylediğinde dinleyenin kulağına ulaşan tenzihtir. Kulağa ulaşan söz, tenzih hakkındaki bilginin gerçekleşmesine etki eder. Bu sayede dinleyenin algılama organı söz konusu meseleyle ilgili bilgisizlikten temizlenir. Öğretenden öğrenene dönük bu kadarlık geçiş yolculuk da isimlendirilir. Bu sayede kendiliğinde bulunduğu duruma göre gerçek öğrenene aydınlanır. Böylelikle bilgi mahalli temizlenir. Mest veya aynı anlamdaki çizme, çorap gibi ayağın abdeste, temizlenen kısmını örten örfte ve adette giyilen şeyler bu kapsama girer. Ayağın dildeki isimlerinden biri kademdir. Bu, kadem kelimesinin ayakla ilgisini güçlendiren belirtilerden biridir. Kadem sabit olmak demektir ve ortak anlamla kullanılan kelimelerden biridir. Halının bu işte öteden biri kademi vardır denilir. Bununla eski ve sabit bir ilkesi vardır denilmek istenir. Nitekim ayak anlamındaki ricil kelimesi de eş adlılık ile kullanılır. Ricil kelimesinin dilde eş adlılıkla kullanımını kastediyorum. Böyle denilir. Ricil min cerat, bir çekirge sürüsü ve grubu anlamına gelir. Ayakla mesle ısınır denirse, kesin olarak bilinen organın kastedildiği anlaşılır. Hal karinesi ve lafızları niteliklerle tanımlanmış olarak delaleti, eş adlılık nedeniyle belirsiz kalan şeyi belirli hale getirir. Böylece daha önce konusu ayak iken temizliğin hükmü meste geçer. Fakat mestin giyili olması gerekir. Böylece insan mestine ilişip onu hüküm yönünden veya gerçekte pisleştirebilecek şeyden temizler. El-Cebbar ayağını ateşe koyar hadisinde ayak Allah'a nispet edildiğinde bazı akıl sahipleri şöyle zannedebilir. Ayağın Allah'a nispeti insana veya ayaklı bir şeye nispet edildiği tarzda değildir. Bu nispette söz gelişi kastedilen başka bir şey olmalıdır. Böyle demekle söz konusu kimseler bedenlenmiş ruhların ayaklarının olduğundan habersizdir. Allah ise daha önce ayağın özelliği geçmişti. Hızlı yürümek anlamındaki hervele fiilini kendisine nispet ederek böyle bir kanaati benimseyen insanın yanılgısını ortadan kaldırır. Allah karnı üstünde sürünen değil, iki ayağı üstünde yürüyenle beraberdir. Bununla birlikte onun benzeri yoktur ifadesini tam olarak anlamak gerekir. Allah'ı nitelediğimiz ve onunla ilişkilendirdiğimiz her şey Allah'ın kendisini nitelediği ve kendisiyle ilişkilendirdiği özelliklerdir. Hızla koşmayı kendisiyle ilişkilendirmesinin nedeni celaline yaraşır şekilde koşma ve onun gereği olan niteliğe konu olan ayağı kastettiğinin bilinmesini sağlamaktır. Çünkü Allah bilinmeyen meçhuldür ama o tanımlanamayan belirsizliktir denilemez. Allah şöyle buyurur, onu ilmen ihata edemezler. Gerçi Allah'ın ayağı olduğunu söylemekle tenzih sahibinin kendi inancına göre belirlediği şeyi kastetmiştir ve anlamı onunla sınırlıdır demek istemiyoruz. Allah ayak sahibi olmayı ortaya koymak için koşmayı zikretti. Ardından vehme gelebilecek eş adlılık zannını gidermek için koşmayı ayak karşısında mestin yerine yerleştirdi. Böylelikle tenzihin konusu ayak yerine koşma oldu. Daha önce tenzihi dile getiren kul, haktan ayağı tenzih etmekle meşguldü. Koşma da zikredilince bu kez tenzih ona geçti. Abdeste de ayağın temizlenmesiyle ilgili hüküm meste geçmişti. Kul, örfte biline gelen koşma fiilinden Rabbini tenzih etmiş, nasta geçtiğine göre koşmanın ise hakkın şanına yaraşır tarzda olacağını ifade etmişti. Çünkü kul, hak, kendisini daha iyi bildiği için ve kendisini nitelediğine göre onu bu özellikle nitelememezlik yapamaz. Allah-u Teala kendisi için bu niteliği ispat etmiştir. Böyle bir niteliği hakka nispet etmeye reddeden kimse mümin değildir. Fakat yapması gereken şey bunun niteliğini bilmeyi Allah'a bırakmaktır. Bu nispeti bilmeyi kastediyorum. Hızlı koşma yani hervelinin anlamına gelince Allah dilcilere anlayacakları şeyle hitap eder. Hervele bilinen bir şey iken hakla nasıl ilişkilendirileceği bilinmez. Allah'ın kendisine nispet ettiği yaratıkların bütün özellikleri böyledir. Anlatılmak istenilen şey bir ilişki ve benzerlik tarzıyla sadece temizliğin bir yerden başka bir yere geçmesinin imkanıdır. Orada zorunluluk değil, mümkün olmaktan söz ettik. Çünkü zorunluluk mümkün olmakla çelişir. Mest sahibi ise mestini çıkarabilir ve dinin gereği olarak ayağını yıkayabilir.
veya bu konudaki mezhebinin gerektirdiği şekilde suyla ayağını mesh edebilir. Bu konuda onun için bir engel yoktur. Aynı şekilde akıllı insan da hakkı tenzih karşısında böyledir. Akılcı ayağı haktan tenzih etmede kalmış, koşma fiiline geçerek onu bu ayaktan uzaklaştırmamıştır. Bu güçlüğe düşmesinin nedeni ise daha önce ayağın hakka nispetinin hiçbir şekilde bize nispetine benzemediğini açıklamaktan kaynaklanır. Bu nedenle vaciplik mesle ilgili olmamış, onun hükmünün cevaz yani olabilir olması daha uygun görülmüştür. Vasıl, daha önce belirttiğimiz gibi bazı bilginler mesle üzerine mesle yolculukta caiz görmüş, yolculuk dışında caiz görmemiştir. Bunun batındaki yorumu şudur. Tenzih bir amel olduğunda onun yegane etkisi dinleyen ve kabul edenle gerçekleşir. Böylece tenzih öğreten bilenden ibare veya işaret vasıtasıyla telaffuz ve söz bineğinin üstünde öğrenene, öğretmenden öğrenciye sefer ve yolculuk eder. Vasıl, genel olarak mest üstüne mesi caiz görmemenin batini yorumu şudur. Gerçek tenzih Allah'a aittir. Çünkü Allah özü gereği tenzih edilendir. Kul ise asla münezzeh değildir. O bir şeyden münezzeh olsa başka bir şeyden münezzeh olamaz. O bir şeyden münezzeh olsa başka bir şeyden münezzeh olamaz. Mutlak anlamda tenzihi kabul etmemesi kulun hakikatinin gereğidir. Kul bu niteliğe sahip iken de münezzeh olması mümkün değildir. Çünkü o bilginin zıttıdır. Arizi şeylerin ise hakikatlerde bir etkisi yoktur. Çünkü kulun tenzihin sonuçlarını kabul etmesi, kendisini dönük sonuçları kabul etmekten münezzeh olamayacağını gösterir. Eğer anlarsan işte bu, genel anlamda mes üstüne mes yapmayı kabul etmemenin batini yorumudur. Vasıl ve tamamlama. İki mes hakkındaki hükmün batini yorumu şudur. Bunlarla kastedilen iki yaratılıştır. Beden ve ruh yaratılışı. Her yaratılışın kendine yaraşır bir temizliği vardır. Anlayınız. Bab, mes'te mes'in tanımlanması ve bunun anlamı. Şeriat alimleri mes üstüne mes'in tanımlanmasında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı alimler mes'in zorunlu miktarın üstüne mes etmek olduğu görüşündedir. Fazlası ise müstahaptır ki o da mes'in altının mes'idir. Ali bin Ebu Talip şöyle der. Kanaate göre olsaydı ayak altını mes etmek üstünü mes'ten daha doğru olurdu. Ben Allah'ın peygamberinin mes'in üstünü mes ettiğini gördüm. Bazı alimlere göre ise mes'in dışının ve içinin mes edilmesi gerekir. Bazı alimler mes'in sadece dışının mes edilmesi gerektiği görüşündedir. Bu görüşte olanlar içini mes'i müstahap saymaz. Bazı alimler ise zorunlu olanın mes'in içinin mes'i olduğunu görüşündedir. Üstü mes ise müstahaptır. Bu eşhebin görüşüdür. Vasıl, bu konunun batındaki hükmü. Bilmelisin ki tenzih ki burada mes ederek temizlenmek diye ifade edildi. Ya daha önce belirttiğimiz gibi hak ile ya da hakkı tenzih eden kulla ilgilidir. Tenzih bu iki kısımla sınırlıdır. Çünkü Rab ve kul yaratan ve yaratılandan başka bir şey yoktur. Biz bu konuda daha üstün ve daha aşağı deriz. Yükseklik Allah'a aittir. Çünkü Allah özü gereği dereceleri yükseltendir. Allah şöyle buyurur. En yüce Rabbinin ismini tesbih et. Kur'an'da mes'in üst tarafını mes'le ilgili bu ayetten daha yakın bir ayet yoktur. Aşağıda olmak ise bize aittir. Aynı durum mes'in dışı ve içi, başka bir ifadeyle iç ve dış lafızları için geçerlidir. Bazen hak zuhur eden ve batın kalan hükümlerinin sahibi olabilir. Bazen zuhur edici olmak adeti aşmada hakka ait olabilirken, adetlerde gizlenmek de hakka ait bir hüküm olabilir. Adetler düşünen bir toplum için Allah'a delil olan ayetlerin büyük kısmıdır. Bazen tenzih noksansız ve en üstün olan Allah'a gerçek anlamda ilişir ya da ondan kaynaklanarak zorunlu olur. Bu durum zahirde meshetmede farz olan miktardır. Tenzihin kula izafesi ise kendi amelinin kendisine dönmesi bakımından müstahaptır. Bu ise farz olanın mesleri mes etmek olduğunu, altını mes etmeyi ise müstahap kabul edenlerin görüşüdür. Tenzih zuhur eden ve batın kalan olması bakımından hakka ilişebilir. Yani bu yönden kaynaklanabilir.
Bu ise müşahede ve tecellilerin baskın gelmesi nedeniyle varlıkta Allah'tan başkasını görmeyen kimsenin tenzihidir. Böyle bir insan hakkı zahir ve batın iken görür ve dolayısıyla onun tenzihi ancak Allah hakkında gerçekleşir. Tenzih gerçek yani vücudi değil, var olmayan bir nispettir. Bu ise meslerin içinin ve dışının meslini farz sayanların görüşüdür. Tenzih bazen zatındaki yetkinlik nedeniyle Allah'a ilişebilir. Bu bakımdan tenzih zorunlu olabilir. Bu makamda tenzih eden insan özünden kaynaklanan eksiklik nedeniyle yaratıkları tenzih etmeyi müstehap saymaz. Yaratılmışı tenzih ederse yalan söylemiş olur. Görür ki mümkün varlık herhangi bir yönden sahip olduğu bir yetkinlik sıfatı nedeniyle münezzeh olsaydı o sıfat bakımından Allah'tan müstani kalmış ve ona karşı koymuş olurdu. Yaratıkların ise Allah'tan müstani kalmalarını sağlayacak bir nitelikte bulunması imkansızdır. Onlar bütün bakımlardan Allah'a muhtaçtır. Allah ise zengin ve övülendir. Tenzihi bu makamda olan insan, mestin altına mes etmeyi müstehap görmeyi reddederek, Allah'tan başka münezzeh yoktur, o celal nitelikleriyle kullarına görünendir der. Bu ise daha önce söylediğimiz gibi, mest üstüne mesi kabul edip mestin altına mesin müstehap olmadığını düşünen kimselerin görüşüdür. Bazen tenzih, daha doğrusu tenzihin farz olması, el-batın isminden kaynaklanır. Bu makamda hakkı tenzih eden insan şöyle der. Batın olmak nedeniyle taşıdığı celal özelliklerine göre bilinmeyi uzaklaştıran bir yerdir. Öyleyse zorunlu olan perde ardından hakkı el-batın isminde tenzih etmektir. Söz konusu perde. Allah'ın idrak edilmeyen, batın olduğu hükmünü veren şeydir. Allah ise herhangi bir perdenin kendisini kuşatamayacağı kadar münezzeh ve aşkındır. Bu nedenle el-batın ismi yönünden tenzih vacip oldu. Bu ise mestin altını mesi farz, üstünü mesi ise müstahap gören kimselerin görüşüdür. Tenzihin kaynağı hakkın ez-zahir yani zuhur eden ismi olabilir. Ez-zahir hakkın kullarına suretlerde tecelli etmesidir. Kul ise hakkı suretin sınırlanmasından tenzih eder. Fakat onu bilgiden çıkarmayan tenzih, hakkın o suretin aynı olduğudur. Çünkü Allah herhangi bir akıldan olduğu gibi kendisini bilen başka herkesten daha çok kendisini bilir. Bununla birlikte Allah söz konusu suretlerde kullarına tecelli edeceğini bildirmiştir. Nitekim İmam Müslim Es-Sahih'inde bunu zikreder. Bu makamdaki insanın tenzihi, Allah'ın bir suret ile sınırlanmadığını, başka bir ifadeyle herhangi bir suretin onu sınırlamadığını ifade etmektir. Allah kullarına göründüğü her surette tecelli eder. Hak kendiliğinde böyleyken bizim bedensel ve ruhsal yapımızı düzenleyip denge kazandırdıktan sonra yaratılışımız hakkında dilediği herhangi bir surette seni oluşturur demiştir. O da dilediği herhangi bir surette kullarına tecelli eder. Burada sayesinde kendisini öğrenmen için dikkatini çektiği ilahi bir sır vardır. Bu görüşün sahibi kendisine yerleşmekle o suretteki tecellisinin sürekliliğini istediği için zuhur edişinde hakkı tenzih eder. İşte bu mes edilen mahalli belirlemede batının hükmüdür. Bab, neye mes yapılır? Kişinin giydiği mes, çorap. Meslere mes etmeye kabul eden bilginler tereddütsüz bir şekilde onların üstüne mes edilebileceğinde görüş birliğindeyken, çoraplara mes etmede görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı alimler genel anlamda bunu reddetmiş, bir kısmı genel olarak kabul etmiş, bir kısmı ise özel bir nitelikte olmasını caiz görmüştür. Bu nitelik ise ya giyilen şeyin suyu ayağa ulaştırmayacak şekilde belirli bir yoğunluk ve sertlikte olmasıdır ya da yürümeye imkan verecek şekilde bir deri ile kaplanmış olmasıdır. Vasıl meselenin batını hükmü. Bu konunun batındaki hükmüne gelirsek, daha önce mesle ilgili hüküm zikredilmiş, geride çorabın hükmü kalmıştı. Kabul edilmiş görüş, çorabın perde olma niteliğinde mesle bir olmasıdır. Kul, yaratanı önünde perdedir. Bu nedenle nefsini bilen Rabbini bilir hadisi gelmiştir. Çünkü insan Rabbine delildir. Özel bir şekilde irtibatlı olsalar bile delil ve delilli birbirlerine zıttır ve bir araya gelmezler. Daha önce demiştik ki mes, Allah için kullanılan ayak kelimesindeki eş adlılığı ortadan kaldırmak için iyi bir kanıttır. Aynı şey
koşmak için geçerlidir ki daha önce bunu belirtmiştik. Çorap ayağı örtse bile yedikleri nedeniyle mest kadar güçlü değildir. Çünkü su ona yayılır ve hızlı bir şekilde onun yediklerinden içeri girer. Mest ise böyle değildir. Bunun batını hükmü şudur. Allah'ın kullarından herhangi biri Allah'a başkalarından daha güçlü delil olabilir. Zayıf olan ise çorap gibidir. Nitekim bir hadiste Allah'ın velileri nitelenirken böyle denilmiştir. Peygamber'e ulaşan isnat zinciriyle hadisi duyan birden fazla kişi bana Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini bildirir. Şöyle söylenildiğini bildirdi. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın velileri kimdir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yanıt verdi. Görüldüklerinde Allah hatırlanan kimseler. Bunu Hafız Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya isimli kitabında zikretmiştir. Çünkü daha önce dediğimiz gibi söz konusu insanlarda Allah'a delil olmanın gücü görülür. Onlar Allah'ı zikretmeye tutkundur. Her nefes horluk, itaat ve yoksunluk içinde olmaları da bunu gösterir. İnsanlar onları tenzih etmek isteyince onları tenzih ancak Allah'a tenzihle mümkün olabilmiştir. Çünkü onlar Allah karşısındaki doğru hallerini gördükleri için velileri ancak Allah'ı ile beraber zikreder. Mestleriyle kaplanmışsa böyle bir mest insanlar Allah katında ve bir Allah katında veliliğinin mertebesini öğrenmesinler diye kendisini ve Allah karşısındaki halini süfli alemden örten melamiye işaret eder. Nitekim çorap da toprağın kendisine ulaşıp acı vermesinden toprakla arasına giren deri vasıtasıyla korunur. Bu batında melaminin perdeli aşağı alemden olan mübahlarla gizlenmesini sağlayan niteliktir. Bu sayede insanların melamide algıladıkları şey sıradan müminlerden farklılaşmadığı bu nitelik olur. O ise bu niteliğin ardından Allah karşısında velilik makamındadır. Böylece çorabın üst tarafı batını yorumda kendisiyle Rabbi arasında herhangi bir engel olmaksızın üst taraftan Allah karşısında kalır. Sana dinen yorumlama itibar kapısını açtım. Bu duyuda hükmü ortaya çıkan suretten kendi zatında veya hakkın mertebesinde ona kanıt olan şeylerde ilgili olduğu şeye geçmen demektir. İşte yorumun yani bu itibarın anlamı budur. Çünkü kelime vadiyi geçtiğini ve açtığını anlatan aberte el vadiye ifadesinden türetilmiştir. Bab, üzerine mes yapılan şeyin özelliği. Ayakları mesi caiz görenlerin hepsi sağlam mest üzerine mesin caizliğinde görüş birliğine varmış, yırtık meste, meste işte görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı alimlere göre bir sınır olmaksızın yırtık az ise mes caizdir. Yırtık az ise mes caizdir. Bazı alimler ise yırtılmayı 3 parmakla sınırlamıştır. Bir kısmı ise yırtığı çok olsa bile adına mes dendiği sürece üzerine mesin caiz olduğunu söylemiştir. Bana göre en doğru görüş budur. Bir kısmı ise az olsa bile yırtık meslin önünde bulunduğunda meslin yapılamayacağını söylemiştir. Benim görüşüm şudur. Bu meselenin bir dayanağı olmadığı gibi kitap ve sünnette bu konuda herhangi bir nas da yoktur. Öyleyse bu konuyu bir yana bırakmak ve ilgilenmemek en uygundur. Bu konuda şeriat alemleri arasında bahse değer görmediğimiz görüş ayrılıkları gerçekleşmiştir. Bizce doğru görüş şunu söylemektir. Mes diye isimlendirildiği sürece mest üstüne mes caizdir. Bab, bu konuda batının hükmü. Bu konudaki batının hükmü şöyle ifade edebiliriz. Mest yani huf, gizlemek anlamındaki hafa kelimesinden türetilmiştir. Çünkü mest genel olarak ayağı örter. Yırtılıp ayağın bir kısmı göründüğünde ise ayağın gözüken kısmıyla birlikte mest de mest edilir. Bu durum mest adını koruduğu süre böyledir ki bu şart zorunludur. Bunda doğru düşünen kimse için şaşırtıcı bir sır vardır. Gizli olan aynı zamanda görünendir. Şair İmrul Kays, mesle aynı kökten hafayı kullanırken şöyle der. Hafa hünne min efka hünne. En bariz ve en temiz olanı demektir. Bize göre mesleki yırtık nedeniyle ayağın gözüken kısmı mes edilir. Çünkü Allah'ın kitabında bize ayakları mes etmek emredildi. Bu nedenle ayağın görünen kısmını da mes ederiz. Meselenin batını ise şöyle ifade edilebilir. Şeriatın zahiri her şeyi Allah'a nispet etmemiz itibarıyla tevhid hükmünün hakikati üzerindeki bir örtüdür. Öyleyse şeriatta temizliğin konusu
tevhidi ona eşlik ettirmektir. Bunu ise şeriatı yaratılmışın kendi aklıyla ortaya koyduğu hikmet yasaları gibi bir hüküm değil, Allah'ın yaratıklarındaki hükmü olarak görmekle gerçekleşir. Şeriat, bazı kimselerin düşündüğü gibi aklın değil, Allah'ın hükmüdür. Dolayısıyla şeriatın temizliği, onun bir ve gerçek Allah'tan geldiğini görmektir. Bu nedenle söz gelişi müçtehidin hükmünü eleştirme hakkımız yoktur. Çünkü şeriat ki Allah'ın hükmüdür, müçtehidin hükmünü de geçerli saymıştır. Öyleyse içtihadi hükümlerde bizzat kendisinin onaylaması nedeniyle Allah'ın hükmüdür. Bu husus konuyu bildikleri halde dikkat çektiğimiz konuyu akıllarında tutmadıkları için bütün mezhep mensuplarının içine düştüğü mahsurlu bir konudur. Fakat onlar bilseler de dikkat çektiğimiz şeyi akıllarına getirmemiştir. Böylelikle Allah'ın kimi saygılı kulları içtihat yapma ayrıcalığı elde ettiğinde söz konusu mezhepçiler Allah'a karşı saygısızlık yapmışlardır. Binaenaleyh bir müçtehidi suçlayan insan hiç kuşkusuz hüküm yaptığı şeyde hakkı suçlamış demektir. Hakikat üzerinde örtü olan şeriat yırtılıp herhangi bir şeriat hükmünü genel anlamda ortadan kaldıran bir tevhid hükmü ortaya çıktığında temizlenmesi gereken şey şeriat hükmünün ortadan kalkmasında etkin olan tevhide geçer. Örnek olarak fiilleri her bakımdan Allah'a nispet eden insanın durumunu verebiliriz. Böyle bir insan kendisinde görünen itaat ve itaatsizliğe değer vermez. Şeriatın hükmünü kaldıran bu sonuç ortaya çıktığı için böyle bir tevhid anlayışından uzak durmak gerekir. Çünkü böyle bir anlayış şeriatın yırtılması ve Allah'ın hükmünün ortadan kalkması anlamına gelir. Nitekim mest adını yitirdiğinde artık mest üstüne mest yapılamaz. Yırtılma mest ismini ortadan kaldırmamışsa mest üstüne mest yapmakla birlikte ayağın görünen kısmını da mest etmek gerekir. Daha önce bunu belirtmiştik. Bu durum söz konusu meseledeki bu belirli tevhidle ilgili dince kabul edilebilecek yorumdur. Bu yorum şöyle demeye gerektirir. Sizi ve amellerinizi yaratan Allah'tır. Öyleyse ameller bize nispet edildiği halde Allah'ın yarattığı şeylerdir. Fiiller her bakımdan Allah'a nispet edilemez. Dolayısıyla bu mesle etki etmez ve bu konuda hüküm belirttiğimiz gibidir. Yol arkadaşlarımız bu konuda mest üstüne mes yapmayı kabul eden bilginlerin düştüğü görüş ayrılıkları gibi pek çok görüş ayrılığına düştü. Mesti 3 parmakla sınırlayanlara gelince bunun batını yorumu tevhidin 3 menzilde ortaya çıkmasını dikkate almaktır. 3 menzil insanın mana, duyu ve hayalinde şeriatın hükmüdür. Tevhid bu üçüne de yayılırsa böyle bir tevhidi kabul etmek caiz değildir. Bu durumda meshedilmesi ya da yıkanması gereken şey şeriata tekabül eden mesler değil, tevhide işaret eden ayak olur. Nitekim insanın tenzihinin konusu da şeriatın hükmünü ondan düşüren böyle bir tevhid anlayışından kendini uzak tutmaktır. Bu durumda şeriat büsbütün yırtılmakla mes tadını yitiren şey mesabesindedir. Bab Mes Süresi. Bazı bilginler mestin geçerlik süresini yolcu için 3 gün ve 3 gece, yerleşik için ise 1 gün ve 1 gece olduğunu kabul etmişken bir kısmı süre belirlememiştir. Cünüplük gibi bir engel olmadığı sürece dilediği süre kadar meste mest edilir. Vasıl, batındaki hükmü. Mestin giyimi için belli bir süreye kabul eden görüşün batını hükmü şudur. Öğretmen öğrenci bölümünde mest üstüne mest hakkında bunun öğretenden öğrenene geçen bir yolculuk olduğunu saptamıştık. Allah'ın peygamberi insanları şeriatı öğretirken anlamaları için kelimeleri 3 kez tekrarlardı. Çünkü peygamber açıklama ve bildirilmekle memurdu. Yolcunun 3 gün ve gece mes edebilmesinin anlamı budur. Bazı bilginlere göre yolcu olmayanın mes müddeti 1 gün ve gecedir. Bunun batını hikmetine gelirsek söz konusu kişi sadece o emri yerine getirebilir ve onu bilir. Bu nedenle de onu kendisine tekrarlamaz. Çünkü onu açıkça anlamıştır ve o şeyi bildiği hakkında kesin kanaate sahiptir. Başkasına öğretirken ise onun anlayıp anlamadığından kesin olarak emin değildir. Bu nedenle öğrettiği kişinin öğrendiğinden tam olarak emin olmak için emri 3 kez tekrarlar. Süre sınırlamayı benimsememek batını anlamında bilgi aktarımında öğrencilerin yaratılışını dikkate almak demektir. Bir kısmı ilk defada anlar, bir kısmı ise anlayıncaya kadar ayrıntılı olarak defalarca tekrarla anlayabilir. Dolayısıyla insan başkasına öğretimde ki bilginin öğretmenden öğrenciye yolculuğu demektir.
Bizzat bir sayı belirlemez ve kendi durumuna, ki o da ikamet halidir, yani bu duruma dikkat etmez. Çünkü öğretmenin kendisine gözüken şeyin kuşkulu olduğunu düşünmesi mümkündür. Bu durumda herhangi bir tahdit ve sınırlama olmaksızın kuşkuyu gidermek için onu defalarca inceleyebilir. Cünüplük mestin hükmünü ortadan kaldırır. Bunun batını hükmü şudur: cünüplük, gurbet, cünüp ise gurbetteki kimse demektir. Kalbe şeriatı zedeleyen yabancı bir fikir gelirse, şeriattan kanıt getirmeksizin akılla sorun teorik olarak incelenir. Örnek olarak şeriatı inkar eden Brahmaniye ait bir fikrin kalbe gelişini verebiliriz. Bu durumda insan aklına gelen bu düşünceyi reddetmek için şeriat delilini kullanmaz, yani kabul etmez. Çünkü sorun tartışmayı gerektirir. Brahman ise şeriat delilini kabul etmez. Öyleyse şeriatla kanıt getirmekten teorik düşüncenin verileriyle kanıt getirmeye geçmek gerekir. Bu sorunun ikamet halinde veya başkası için de yolculukta gerçekleşmesi birdir. Nitekim cünüp olan kişi ister yolcu ister yerleşik olsun mesleğini çıkarmalıdır. Bab. Mest üstüne mestin şartları. Bazı alimlere göre mest üstüne mest, ayaklar abdestle temizlenmiş ise yapılabilir. Bazıları ise ayakların kaba pislikten yani necasetten temizliğini şart saymıştır. Ben de bu görüşteyim. Birinci görüş ise daha ihtiyatlı bir düşüncedir. Geride bir şart daha kaldı ki o da mestin mest üstüne giyilmesidir. Bazı alimler ikisi üzerine mestin caiz olduğu kanaatindedir ki ben de bu görüşteyim. Bazı alimler ise bunu kabul etmez. Çorabın durumu da böyledir. Vasıl, bu konuda batının hükmü. Batındaki akledilir temizlik daha önce akıl ve şeriata göre ortaya koymuş olduğumuz tenzihtir. Ayaklara ait bu özel temizlik, dince belirlenmiş temizliktir. Allah kendisine yürüyerek giden kuluna koşarak gideceğini belirtmiştir. Yani kendisi böyle nitelemiştir. Yürümek ve koşmak ayakların eylemidir. Hakkı koşmak fiilinden tenzih eden insanlar kendisini nitelediği bir konuda hakkı yalanlamış demektir. Gerçi akıl sahip olduğu kanıtları bakımından hakka böyle bir fiili nispet etmeyi kabul etmez. Fakat iman bir yandan bu nispeti kabul ederken öte yandan teorik kanıtla da hakkın bu fiilinin yaratıklara benzemesi anlamında benzerliği yani onun benzeri yoktur ayetiyle dışlar. İman, hakkın koşma fiiline kuluna yönelişinin artması ve pekişmesi gibi herhangi bir tenzihçi yorumla tevhile kalkışmaz. Böyle bir tevhili akıl sahipleri yapabilir. Onlara göre hakkın koşmasının anlamı, kulu yürüme fiilini içeren ibadetlerle Rabbine koştuğunda Allah'ın bol ihsanla kuluna yönelişini artmasıdır. Söz konusu ibadetler, mescitlere, tavafa, hacca ve hasta ziyaretlerine gitmek, insanların ihtiyaçları için uğraşmak, cenazeleri kaldırmaktır. Kısaca yakın olsun, uzak olsun, içinde yürümenin bulunduğu her türlü ibadet bu kapsama girer. Allah şöyle buyurur: ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ın zikrine koşunuz. Abdest temizliği, hakkı koşucu olmak özelliğini nitelemektir. Pislikten paklanmak anlamındaki temizlik ise kendisini nitelediği özelliklerden hakkı tenzih etmemektir. Hakkın kendisini onlarla nitelemediği mümkünlerin özelliklerine gelince bunların herhangi biriyle nitelenmekten hakkı tenzih aklın işidir. Akıl şeriatın hükmü altındadır. Şeriat hakkın bir niteliğini söyleyince mümin ise onu reddedemez. Bu durumda söz konusu nitelikte nitelenen ve hakkında konuşulan kimse yani hak kabul edicidir. Başka bir ifadeyle söz konusu durumu ya da kabul edebilir ya da kabul eder ama nasıl kabul ettiğini bilemez, bilinmez. Öyleyse akıl nitelenen zatı bilmese bile dince belirlenmiş ve zikredilmiş niteliği kabul etmek zorundadır. Bu nedenle ayakların temizliğini yorumlarken dilsel temizlik ki pislikten paklanmak ve temizlenmek demektir anlamına gelir. Yani anlamına gittik. Abdestle temizlenmeyi kabul edenlerin görüşüne göre bu meselenin ayrıntılarından çıkan herhangi bir sorun bizi bağlamaz. Mest üstüne mest giymek, hakkın kendisini koşma özelliği nitelemesidir. Çünkü koşmak yürümenin, yürümek ise ayağının niteliğidir. Yürümek koşmak şeklinde olabileceği gibi öyle olmayabilir de. Öyleyse koşma ayağın değil, yürümenin bir özelliğidir. Koşma ile ayak arasında başka bir şey daha vardır ki o da yürümektir. Yürümek mest üstüne mest gibidir. Daha önce bu meseleden söz edilmişti. Anlayasın. Bab.
Mest üstüne mesti bozan şeyler. Mestere mesti geçersiz yapan hususlar arasında hakkında görüş birliğine varılmış olanı abdesti bozan her şeyin mesti de bozduğudur. Bunu daha sonra açıklayacağız. Alimler mesti çıkarma konusunda görüş ayrılığına düşmüştür. Acaba çıkarmak temizliği bozar mı, bozmaz mı? Bazılarına göre abdest bozulur ve abdesti yenilemek gerekir. Bir kısmı ise sadece iki ayağın abdesti bozulur demiştir. Ayaklar yıkanır ve abdest fiillerinin ardışıklığı konusundaki görüş ayrılığına göre bu gereklidir. Bir kısmına göre mest çıkarmak ayağın temizliğinde etkin değildir. Ben de bu kanaattayım. Abdest yeniden alınsaydı daha ihtiyatlı bir davranış olurdu. Daha sonra geleceği gibi abdesti bozan şeyler gerçekleşmemişken sadece mestleri çıkarmak abdesti etkilemez. Vasıl, bu konuda batın hükmü. Mestler çıkarıldığında bütün temizlik bozulur. Deminin batındaki karşılığı şudur. Bu görüş tenzil nitelenene nüfuz etmesine işaret eder. Nitelenen zat belli bir nitelikten münezzeh olmayı kabul ederse, tenzihin gerekliliğinin düşünüldüğü diğer niteliklerden de münezzehliği kabul eder. Buna karşın nitelenen için herhangi bir tenzih geçersizse bu da bütün diğer niteliklere yani tenzihin özelliklerine yayılır. Bazı bilginlere göre ise sadece ayağın temizliği bozulur. Bu görüş şeriatın haktan belirli bir niteliği düşürmesine işaret eder. Şeriat bir niteliği haktan düştü diye teşbih anlamlı her niteliğin düşülmesi gerekmez. Çünkü Allah kendisini doğurmak fiilinden tenzih etmişken yapacağı bir işte tereddüt etmekten ise tenzih etmemiştir. Allah kendisini işin başını sonunu düşünmek anlamında tedebbür etmek fiilinden tenzih etmediği gibi kızmaktan da tenzih etmemiştir. Bazı bilginler ise temizken mesti çıkarmanın hükümsüz olduğunu ve mesti giyerken alınmış abdeste bir etkisinin olmadığını söylemişti. Bu görüşü batında şunu işaret eder. Hak kendisini doğurmak fiilinden tenzih etmiş olsa bile yine de nitelik kalır. Allah şöyle buyurur. Allah çocuk edinmek isteseydi yaratıklarından dilediğini seçerdi. Böylelikle iş isteseydi sözünün anlamına dayanır. Bu ifade Allah'tan öne geçmiş bir kitap olmasaydı ve benim katımda söz değişmez ayetlerine benzer. Bu ayetin anlamı şöyle bir görüşün reddidir. İlah zatı gereği mümkünü var etti. Yoksa irade nispeti nedeniyle veya bilginin öne geçmesinden dolayı değil. Halbuki doğrusu Şahin'in söylediğidir. Bu nispet zata ilave ve gerçek bir nispet olmasa bile durum böyledir. Bunu bilmelisin.